Evet, değerli basın mensupları, öncelikle anlamlı bir günde sizlerle birlikte bakanlığımızda bugün bu açıklamayı birlikte yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim için bakanlık olarak önemli bir gün bugün. Hep sizlere yapmış olduğumuz söyleşilerde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin katkılarıyla, büyük emekleriyle maddi manevi ortaya koymuş olduğu teknik aynı zamanda çalışmaları sonrasında ülkemize yapılacak olan 3 tane son derece büyük ehemmiyetli projenin hayata geçirileceğini hep duyurmuştuk. Ve bunun sonuçlandığını da ifade etmekteydik. Önce şunu ifade etmem gerekiyor ki bu projelerin hayata geçmesinde Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü ve Koordinatörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçimiz Sayın Derya Kambay Beyefendi, buradaki koordinasyonun başındaki Bilal Kendirci Beyefendinin ve ilgili müşavir Bülent Beyefendinin, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan Beyefendinin ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin çok büyük katkıları ve destekleriyle hayat bulma noktasına gelmiştir. 3 projemiz vardır. Şu an yanımda oturan beyefendiler de bu ihaleleri alan firmaların yetkili isimleri ve kimlikleridir. Zaman zaman bana basında daha önce soruldu, madem ki ihalesi yapıldı, bitti, isimleri niye açıklamıyor Ulaştırma Bakanlığı diye. Bunun özel bir nedeni yok idi. Çünkü gerçekten ben de isim anlamında ilgilenmemin bir manası olmadığını düşündüğüm için isimlere ilgilenmemiştim. Bu projeler Ankara maslahlı projeler olduğu için bedel ve toplam 200 milyon TL civarında. Tabii ki bu keşif bedeli değildi. Bu kırımlardan sonra işin firmalara kaldığı zaman 3 yolun toplam bedeli 200 milyon TL. Oysa ki proje çok daha hep söylediğim gibi 300'lere yakın bir rakamdı ama 200 milyon TL civarında ihale sonuçlanmıştır. 3 ayrı firma, 3 ayrı iş olarak projelendirilmiştir. Birincisi Girne Doğu Çevre Yolu diye nitelendirdiğimiz Çatalköy'den Acapulco Kavşağı dediğimiz yerden Girne Merkez'e kadar olan yolumuzdur. Yol uzunluğu 9 kilometredir. Standart bir bölünmüş yol olarak inşa edilecektir. 60 küsur milyon TL'lik kısmı bu yola ayrılmıştır. Buradaki yüklenici firmamız İntekar Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited olarak belirlenmiştir. Bu proje içerisinde 5 adet hemzemin kavşak, 1 adet de katlı kavşak yer almaktadır. Değerli arkadaşlar, ikinci olarak projemizin isimlendirildiği maddemiz şudur ki Girne Lefkoşa yolu yine Girne Çatalköy Acapulco Kavşağı dediğimiz yerden Esentepe Güzergahı, Geçitkale Güzergahı, Tatlısu, Kaplıca, Büyükkonuk'a kadar giden mesafedeki yolların genel anlamda bir elden geçirilmesi, üst yapı takviyesi, alt yapı takviyesi ve her anlamda o yolu güncellenerek çok daha çağdaş bir yola dönüştürülmesini sağlamak. Burası için ayrılan miktar yaklaşık olarak 14-15 milyon TL kadardır. Yüklenici firma GLS Ünal Akpınar İnşaat Sanayi, Turizm, Madencilik Anonim Şirketidir. Demin söylediğim Girne Doğu Çevre Yolu'nun aslında işin başlama tarihi olarak verilen birinci projemizdeki tarih 7 Haziran 2017'dir. Yani biz şimdi Ekim'deyiz ama firmamız işi 7 Haziran'da almıştır. İkinci projemiz ise
İşin başlama tarihi 12 Haziran 2017'dir. Az sonra bunun gerekçelerini de sizlere anlatacağım. Ama üçüncü yol ve halkımızın ve kamuoyunun ve basın ve medyamızın da hassasiyetle üzerinde durmuş oldukları bir yoldur. Halk arasındaki deyimiyle Girne Dağ Yolu projemizdir. Girne Dağ Yolu projemiz proje üzerinde Değirmenlik Çatalköy ana yol olarak belirlenmiştir. Bu yolumuzun da uzunluğu 17 kilometredir. 17 kilometrelik bir yol Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi açısından önemli bir kilometredir. Bildiğiniz gibi Girne Dağ Yolu Kıbrıs Cumhuriyeti döneminden inşa edilmiş 4 metre genişliği olan bir yol idi. Zaman içerisinde 8 metreye kadar çıkarılmış ama tarihi eski, yapımı eski, güncellenmeye de hepimizin bildiği gibi son derece ehemmiyet ihtiyacı olan bir yoldu ve bizim ehemmiyet verdiğimiz bir yoldu. Bu da standardı bölünmüş yol olarak yapılacaktır. Burada da işin başlama tarihi ve firmamıza Proyap adlı firmamız almıştır bu Girne Dağ Yolu ihalesini. 7 Haziran tarihinde burada da işin başlama tarihi olarak gösterilmektedir. Buradaki işin bitirme tarihleriyle alakalı şu anda herhangi bir tarih vermem mümkün değildir. Ama gördüğünüz gibi 7 Haziran ve 12 Haziran'dan itibaren firmalarımız işlerini teslim almışlardır. İhale çok daha önce ifade ettiğimiz zamanlardan beri açılmış, değerlendirmeleri yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Yani görülüyor ki Girne Dağ Yolu halen yapılmadı veya ne zaman yapılacak, ihaleye bile çıkılmadı noktaları doğru yaklaşımlar değildi. Bu epeyce bir süre önceden uzun soluklu bir çalışma olduğu için buraya da iş teslimleri yapılmıştır. İşte firmalar yanımdadır. Ancak şunu da ifade etmem gerekiyor ki bu işi alan firmalar elbette ki projeler üzerindeki kendi teknik çalışmalarını, arazi üzerindeki incelemelerini, kodlamalarını, lojistik çalışmalarını, şantiye kurulmasıyla alakalı ön izinleri, araçlarının, makine ekipmanlarının ülkeye taşınması, onların gelmesiyle alakalı izinlerin alınması ve buna benzer çalışmaları bugüne kadar yapmakla meşgul oldular. Ve elbette ki bir takım talepleri vardı hükümetimizden de, gerek İçişleri Bakanlığı'ndan, gerek Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'ndan, gerek Çalışma Bakanlığı'ndan alınması gereken birçok buradaki çalışma zeminini tam anlamıyla ortaya koyabilecek çalışmayı da yapmaları gerekiyordu. Çok şükür ki tümü tamamlanma aşamasına gelmiştir. Şu anda açıkçası üç yolun birlikte aynı anda başlamasını öngörüyoruz. Girne Dağ Yolu ile alakalı kısımda işi başlatarak arkasını getirme noktasındayız. Bunun belki bir törensel başlangıcını yaparız veya yapmayız. Onu hükümet olarak Sayın Başbakanımız değerlendirecektir. Ama şunu açıkça ifade etmem gerekiyor ki merak ettiğiniz noktası bu kısmıdır. Kasım ayının ilk 10 günü, ilk 10-15 günü içerisinde yol inşası başlayacaktır. Esas merak edilen kısım budur diye düşünüyorum. O güne kadar da bizim Bakanlar Kurulumuzdan geçirmiş olduğumuz kamulaştırmayla alakalı çalışmalarımız da olmuştur. Son olarak da 7 Kasım tarihinde onların sonuçlanması da mümkün olacaktır. Bu da demektir ki 7 Kasım 15 Kasım tarihleri arasında bizim iş başlangıcı yapacağımız artık açıkça görülmektedir. Kasım ayı girdiği zaman bu tarihi net olarak da sizlere paylaşacağız, sizlere aktaracağız. Ama bizim için burada yapılacak olan herhangi bir temel atma töreni değildir. Bizim için burada esas olan yaptığımız çalışmalar üzerine verdiğimiz sözün yerine gelmesidir. Ve halkımızın yararına olacak olan Magosa'yı, Ercan Havalimanı'nı Girne'ye bağlayacak olan Girne Dağ Yolu'nun çok daha sağlıklı bir şekilde inşasının yapılmasıdır. Tabii ki geçtiğimiz Kasım ayında yapılan orada istenmeyen bir şekilde gerçekleşen trafik kazasından sonra da halkımızın daha hassas davrandığı bu yolumuzun çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan Beyefendi ile
bu kazadan 1,5 ay önce Kuzey Kıbrıs'ta benim davetlim olarak geldiği günlerde de konuşmuş ve karara bağlamıştık. Ancak geliniz görünüz ki bu yolun hemen Kasım ayı sonunda bir kaza olmuş. Ondan sonra da muhtelif kazalar olmuştur. Hatta bugün sabahleyin de yola dökülen bir yağ ile alakalı herhangi bir yaralanma veya daha kötü bir sonuç doğurmayacak bir kaza gerçekleşmiş. Kısa bir süre yol kapalı tutulmuş. Ondan sonra yapılan kumlama çalışmalarının neticesinde de kısa bir süre sonra yolumuz trafiğe yeniden açılmıştır. Ben özetle burada bu işi alan firmalara hem teşekkür ediyorum böylesi bir ihaleye katıldıklarından dolayı, hem de burada çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Kendilerinin de bizimle birlikte burada bulunmasını önemsedim açıkçası. Çünkü basında merak konusu oldu. Acaba bu firmalar kimlerdir diye. Bana yine sorarsanız buradan çıktığım zaman belki firmaları ezbere size söyleme şansını bulamayacağım. Onu da samimiyetle itiraf ediyorum ama esas olan ve gerçek olan buradaki firmaların mesela saygısızlık olarak algılanmasın ama şöyle bir bilgi aldım. Ben özellikle Girne Dağ yolunu yapacak olan firma Proyap İnşaat Şirketi'nin bugün Türkiye'de 50 farklı noktada şantiyesi vardır. Yani ve diğer firmalar da aynı şekilde. Dolayısıyla burada ben kendilerine başarılar diliyorum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulaşımına yapılan çok son derece önemli bir katkı olarak bunu algıladığımızı, anavatanımıza tekrar tekrar teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bu yol ile aslında turizm aynı zamanda hayatın her noktasına inanılmaz bir katkı sağlanacağının da bilinci içerisinde olmalarını istiyorum. Özellikle Girne Doğu Çevre Yolu yani Çatalköy-Girne Yolu dediğimiz yolda da artan nüfustan dolayı ne kadar tek şeritte yapılan sıkışık trafiğin rahatlatılacağını da gözler önüne sermemiz gerekiyor. Değerli basın mensupları, Girne Dağ Yolu yapılıyor, oradan başlıyorum. Çatalköy-Girne Yolu yapılıyor, Lefkoşa-Girne Yolu ve aynı zamanda Çatalköy'den Büyük Konuğa kadar olan yolumuz da tamamen elden geçiriliyor. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.